Şimdi biz terma diyeceğiz. Terma deyince aklınıza tabii ki Yalova gelecek ve termalde kaplıcalara gideceksiniz diyeceksiniz. Hayır, biz o noktaya gidiyoruz ama bu kez kaplıca değil. Bu kez gündemimizde bir kahvaltı var. Ama kahvaltının özünde termal var. Nasıl mı? Hemen Cem Mete Okur'a dönmek istiyorum. Bu kez içimizi ısıtan yemekler, sıcak su değil de içimizi ısıtan yemekler olacak. Farklı bir kahvaltı için sendeyiz Cem. Evet Nilgün Balkaç, geçtiğimiz haftalarda kaplıca sularını, termali farklı bir yönüyle ele almıştık. Zaten insanların da aklına termal denince mutlaka ilk olarak kaplıcası, doğası, yeşili geliyor ama termalin bir de yemekleri var. Yemekler neler? Kahvaltı sofrasından ziyade yemek noktasına geldiğimiz zaman termalin çorbası var, termalin sarması var, bir de termal tatlısı var ki şimdi aşçımız Ferit ustamız bize hemen bu yemeklerin neler olduğunu ve nasıl yapıldığını hemen kısaca bize anlatacak. Ferit ustamıza hemen bir mikrofon uzatacağım. Öncelikle Ferit ustamızın madalyalarını kameraman arkadaşım Emre Karoğlu bir gösterebilirse. Ferit ustamız oldukça madalya sahibi de bir insan. Bu madalyaları büyük bir ihtimalle düzenlenen yarışmalarda kazandınız. Evet, yurt içi ve yurt dışı ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettik. Evet, hemen çorbayla başlayalım. Çorbamızda neler var? Termal çorbasının özellikleri neler? Termal çorbamız terbiyeli yapılan bir çorbadır ve çok çeşitli sebzelerden elde edilir. En başta en güzel özelliği de kuzu etinden yapılmasıdır. İçinde sarımsak da vardır ve doyurucu bir özelliği vardır termal çorbamızın. Kaç çeşit ürün var? Burada bayağı bir çeşit var. Patates, yoğurt neler var? 10 çeşit malzemeden kerevizimiz var, bezelye var, patates var. Havuç var ve etimiz var, sebze çeşitlerimiz var, biberlerimiz. Aynı zamanda da en üstüne dereotu serperek güzel aromasını elde ediyoruz. Evet, hemen çorbadan bu masadaki en lezzetli kısma geçelim istiyorum. Termal sarma görüntüsünü kameraman arkadaşım Emre Karoğlu size hemen gösterecek. Termal sarma çok güzel duruyor. Neler var termal sarmada? Bir de en çok şeyi soracağım, hani termal sarma ne kadar sürede hazır oluyor? Ve malzemelerini hemen kısaca bir alabilirsek. 45 dakikalık bir sürede hazırlanıyor. Kontrfile etinden dövülmüş olarak hazırlanıyor, terbiyeleniyor. Ve daha sonra 12 saat kaynatarak elde ettiğimiz demi-glace sosla kaynatılıp servise sunuluyor. Tabii ki içerisindeki sebzelerimiz var, mantarımız var. İçerisine bir miktar da kaşar koyup tereyağıyla sarıyoruz onları. Bir miktar bu elde ettiğimiz sosla kaynattıktan sonra servise sunuyoruz. Evet, termal sarma aslında sabah kahvaltısından ziyade akşam yemeklerinde tercih edilecek bir şey ama çorba mutlaka kahvaltıda, hele ki içindeki malzemelerden dolayı şifa niyetine hani sabah kahvaltılarında çorba noktasında Yalovalılar biraz şanslı, içinde 10 çeşit, doğru mu? 10 çeşit malzeme bulunan termal çorbayı içme şansına sahipler. Ve geliyoruz en güzel kısma, tatlıya. Termal tatlısı hemen kameraman arkadaşım da ekrana yansıtacak. Termal tatlısıyla ilgili de neler söyleyeceğiz? Evet, termal tatlımız yöresine uygun olarak krep hamurundan, eskiden bunlara lalanga, cızlak derlerdi. Biz de krep hamurundan bunu uçturduk. En büyük özelliği içerisine koyduğumuz kavrulmuş fıstıktan elde etmemiz. Marmelatla, kavrulmuş fıstıkla sararak vişneli ve nar soslu sunumunu hazırlamak. Evet, şimdi peki Ferit Usta'ya soralım. Genelde konuşulur, tatlı yemekten önce mi yenir sonra mı diye Ferit Usta'mıza bir soralım. Evet, genelde yemekten önce alınır. Neden alınır? Hani sebebi nedir? Bünyede nasıl bir etkisi var? Mideyi rahatlatmak için, aşırı dolgunluğu ortadan kaldırmak için. Ama mutlaka tadında ve kararında, yemekten önce kararında yemek gerekir. O zaman bizler, sevgili Nilgün Balkaç, bizler henüz kahvaltımızı yapmadık. Kahvaltımızı yapmadan önce burada Ferit Usta'mızla birlikte biraz sonra bir şeyler yiyeceğiz biz de. Ama termal tatlısının bir tadına bakmadan da yayınımızı noktalamayalım istiyorum. Müsaadenizle olursa şöyle hemen termal tatlısının neydi en önemli şey? Kavrulmuş fıstık, doğru mu? Kavrulmuş fıstığın ve termal tatlısının tadına bakmadan da yayınımızı noktalamayalım istiyorum. Yalova'dan
termale dair bugüne kadar alıştığımız bilgilerin dışında termal yemeklerine dair neler varsa termal sarması, termal çorbası ve termal tatlısını izleyicilerimizin beğenisine sunduk. Umarım onlar da beğenmişlerdir diyelim ve sözü tekrar Nilgün Balkaç size bırakalım. Bu kadar ödüllü bir aşçıdan termal yemekleri, yürek ısıtan yemekler, hem de kahvaltıya da tatlıyla başladın. Herhalde çok keyifli ve lezzetli. Teşekkürler Cem Metokur.